Ey rüzgar, fenasıymış. Ne var ne yok dağıtmış burayı. Zaten şu an çok fena rüzgar var dışarıda. Ya kar zaten yerde değil. Rüzgarla savruluyor. Rüzgar nereye yığarsa orada birikiyor. Böyle kuytu yerleri, hani daha çok yol kenarlarına kuytu yerlere yığılıyor rüzgar. Tam burası da boğaz zaten. Sağ tarafa ileride hemen Dört Konak yaylasına gidiliyor. Sol taraf Gözeler köyünün kısa yolu ve hemen yukarıya da Meteoroloji Tepesi'ne çıkılıyor. Süleymaniye Meteoroloji Tepesi. Biz şimdi Dipsiz Göl yolundayız. Dört yol ağzından şimdi Dipsiz Göl tarafına döneceğiz. Hemen sağda ileride sağdan Dört Konak Yaylası'na iniliyor. Şu an Dört Konak Yaylası'nın üstlerindeyiz. Yavaş gitmemin sebebi, şimdi kar yolun kenarlarında hendekler, çukurlar var. O hendekleri kar kapatınca düşmemek için yavaş gidiyorum. Düşse de yani fazla kaldırıp atmasın arabayı. Derin hendekler var. Yolda herhangi bir taş olur, bir şey olur, arabayı kırmamak adına yavaş gidiyorum. Zaten kar olunca böyle tedbiri elden bırakmam, hani böyle dümdüz de olsa altında karın altında ne olduğunu görmeden böyle arabayı hızlı bir vurup gitmem. Yavaş gidince de böyle rüzgarın yığdığı yerlere takılıyoruz. Burayı bayağı sertleşmiş burada kar. Sanki betona vuruyor. O derece eski kar sertleşmiş. Kar sadece yeni yağan kar değil. Daha önce de burada yağdı. Eski kar var. Tabii yüksek rakımdan dolayı da ayazı yiye yiye -10'lar, -15'leri yiye yiye kar oldu beton gibi.
şeyde bir viraj var, keskin bir viraj var. Oradan sonra yığıntı başlıyor ama hemen önümüzdeki virajı döndükten sonra yol bir düzlenecek. O düzlenen yere de rüzgar çok fazla, kar yağıyor. Bunu söyledim işte. Çorak arazi olduğu için su alttan yolu oyuyor. Oyduğu yerlerde çukur. Böyle oyuk yerlerin olduğunu biliyorum ama tam birebir neresi olduğunu bilmediğim için kar kapatıyor. Yani hızlı vursam oralara, yani bir sıkıntı çıkartır arabaya. Ya kaldırır atar ya bir şey kırar alttan. O yüzden yavaş gidiyorum. Çünkü buralarda suyun alıp koyduğu yarıklar var yolda. Tedbirli olmakta fayda var. Önemli değil. Bir seferde değil de geri gelirim. 2-3 seferde geçerim. Hiç sıkıntı değil. Yeter ki araba zarar görmesin. Yığıyor dediğim yerde burası. İlk burayı da geçersek ileride virajdan sonrasına rampa, oraya da çok yığıyor. Videoda bilmiyorum sis de var, yol belli oluyor mu olmuyor mu gözüküyor mu ama bilmesem, yolu bilmesem bu kadar rahat gidemem çünkü ilerisi gözükmüyor. Evet, viraja az kaldı. Geldik. Burada da küçük bir su boruları var. Sağ sol boş, o yüzden dikkatli geçeyim. Evet. Yağıntı dediğim yerlerden biri de burası. Tekeri bile canttan çıkartabiliriz. Hemen dışarıdan da bir